Gaming Life takipçileri, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Ne yazık ki ülkemizde artan şiddet oranlarını Gaming halkı ile beraber konuşacağız. Bakalım onların düşünceleri ne olacak? Kadına şiddet anlamında ben şunu söylemek istiyorum. Yani kadına kalkan eller pek bir mantıklı bir şey değil. Çünkü erkeğin gücüyle kadının gücü bir değildir hiçbir zaman. Hani kadınla kavga etmek, tartışmak pek bir anlam içeren bir durum değildir. O yüzden pek fazla şey yapmayacağız asıl. Kadınlarla şiddetle alakalı bir durum olduğu zaman o ortamdan uzaklaşmayı tercih etmemiz gerekiyor. İşte ondan dolayı kadınlara biraz daha saygı, biraz da ön planda olmaları daha iyi. Kadına şiddet çok yanlış bir şeydir. Çünkü kadınlar bir çiçektir. Her zaman bir kadınlar başımızın tacıdır. Onlarsız yapamayız çünkü her ihtiyacımızı onlar karşılar. Onlarsız hayatta hiçbir şeyimiz görülmez. Kadına şiddete hayır diyorum. Kadınlara göre saygı sevgimiz olması lazım. Kadınları kendi korumamız lazım. Şiddet eskiden daha çoktu, şimdi daha da azalmış. Kadının haklarını sürekli korumamız lazım. Hayır, kadına şiddet yok, olmaz. Hayır. Tamam mı? Abi şimdi şöyle bir şey, kadınlar başımızın tacıdır her zamanki gibi, çiçektir. Şimdi erkeğin gücü kadınlara göre 3-4 kat güçlü olabilir, evet, ama hani her şeyi yaratan, bir erkeği düzelten bir kadındır. Ona şiddet yapıldığı zaman hani nasıl desem, hani aykırı bir şey, hani sanki böyle dünya kanunlarına aykırı bir şey yapılıyormuş gibi. Hani abi biz nasıl desem, kadına şiddete hayır diyoruz ya, hani kadınlar çiçektir ya, hani dokunduğun zaman kırılır, anladın mı abi? Erkekler öyle değil, dokunduğun zaman kırılıyorlar abi. Nasıl desem, daha öyle abi ya. Tamam, hani yeter. Analar babalar. Çok teşekkürler. Yolda görsek, anladın mı abi, hemen ayırırız. Eğer bizden güçlüyse tabii adam, ne yapar, uyarırız abi. Ama daya yeriz yani. Yani bize saldırabilir yani. O yüzden korktuğumuz zaman biz de bir şey yapamayız. Gene uyarırız yani. Kadına şiddete hayır diyoruz çünkü modern toplumlarda, kozmopolitik toplumlarda kadın el üstünde tutulan bir kişiliktir. Mesela Orta Asya'dan biri Türkler kadını el üstünde tutmuştur. Yabancı ülkelerde kadına şiddet olsa sokakta bakıp geçerler falan, bilmiyorum ama ben bayağı da yabancı ülkede bulundum, ama çünkü gerek yok. Çünkü bunu sağlayacak adalet var. Diğer ülkelerde, bizim ülkemizde de bu adaletin olduğuna inanıyorum. İnsanların içinde bu vicdanın olduğuna inanıyorum. Kadına şiddete hayır diyorum. Ben artık kadınlara olan şiddetin bitmesini istiyorum tamamen. Bunun için de yetkililerin yapması gereken tüm ne varsa hepsinin tamamen yapılmasını istiyorum. Çok yetersiz olduğunu düşünüyorum yapılanların. Bence kadın bir çiçektir. Doğru değil mi? Bir çiçektir yani, kadına şiddet olmaz. Şiddeti düşünen yanlış düşünmüş oluyor. Doğru değil mi? O kadar. Evet, ben de aynısını söylüyorum. Kınıyoruz. Çok üzülüyoruz. Ben de aynısını söylüyorum. Kınıyoruz. Evet, bu kadar. Ne diyeyim? Vallahi ben kendimi dövdüm ben bu yaştan sonra. Bak ben size söyleyeyim onu. Ben dövdürmem kimseye. Şimdi ya da kendimi dövdüm dedim. Şimdiden sonra da dövdürmem yani. Dövecek kimsem de yok zaten. Allah'a dua ediyorum. Başka bir şey yok. Kadına şiddet göstermek. Çünkü kadın bir küldür. Onu her zaman o külü beslemek lazım. Siz ne düşünüyorsunuz hanımefendi? Aynı şekilde. Kınıyoruz şiddet gösterenleri. Kadına yönelik şiddete karşıyız. Kadınlara saygı. Kadına yönelik şiddet bitsin artık. Kadına yönelik şiddete hayır. Bıraksın daha iyi sürmeyen şeyi. Yani bak, herkes çalışıp kazanabiliyor. Çocuğuma da bakıyorum. Çok güzel. Allah'a şükür. Yani iki tane çocuğum, biri üniversite okudu, bitirdi, çalışıyor. Biri okuyor. Yani sürmeyen şeyi devam ettirmeye hiç gerek yok. Yani başta o en sonunda olanı başta koparacaksın. Yani annelerimiz yıllarca sopa yedi diye biz de aynısını yaşamak zorunda değiliz. Ha şimdi de en ufak bir şeyde de ayrılmasınlar ama. Değil mi? Deneme süreci vardır. Öyle. Sürekli şiddet görüyorlarsa koparsınlar. Kadın dövülmez, sevilir. Kadın Cenab-ı Allah'ın şeysidir. Evet, emanetidir. Kadınlara şiddeti onaylamıyoruz. Ama maalesef önüne de geçilmiyor. Her gün geçtikçe artıyor yani böyle bu gibi olaylar. Yani yapacak bir şey yok. Kınıyorum. Kınıyoruz sonuna kadar. Dedi bizler olmazdık. Onun için kadınlara şiddete hayır diyoruz. Kadınlara şiddet yapanları kınıyorum.
artı onları hiç sevmiyorum. Yapanları da sevmiyorum. Daima onları el üstünde tutmaları lazım. Bir anne olarak söylüyorum. Teşekkür ederim. Bir önce düşünmen gerekiyor. Ya kadına yönelik şiddete, evet, ülkeyle alakalı, bir yetiştirme tarzıyla alakalı aslında. Anneden kaynaklandığını düşünüyorum. Böyle. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Eğitimde eksiklik bence. Ortaokul mezunu, lise mezunu insanlar. Ataerkil bir ülke olduğumuz için erkeği tutuyorlar genelde. Evet. O yüzden de şiddet olabiliyor yani. Devamlı erkek tutuluyor, yaparsın oğlum, aferin oğlum gibi cümleler kullanıldığı için. Böyle. Gerçekten çok kötü bir olay. Yani biraz kadınların böyle şey olması lazım. Önde dik durması lazım. Evet. Yani bence haklarını aramaları lazım. Korkmamaları lazım. En basit korkmasınlar yani. Ya bu kadar yani. Çok bir şey. Ne düşünüyorsunuz efendim? Valla ilk önce bayanların bir kültürlü olması lazım. Üniversite mezunu olması lazım. Kollarına altın bileziğini taksınlar, ondan sonra evlensinler. Evlendikleri zaman kocalarına karşı dik duracaklar. Yani şimdiki doğuda bakıyorsunuz evleniyorlar erken de. Ondan sonra ne oluyor? Adam dövüyor, ediyor ve her şey olabiliyor ama bilmiyorum yani. Benim bildiğim o kadar. Şey düşünmüyorum. Yani şunu istiyorum sizden. Yani kadın yönelik şiddete karşı mısınız? Yoksa kadın yönelik şiddetin yanına mısınız? Tabii karşıyız. Bunun hakkında konuşacağız, evet. Evet, kadın şiddete hayır. Karşıyız, evet. Sizden alalım efendim biraz. Karşıyız tabii ya. Biz de karşıyız. Aynen. Hepimiz karşıyız. Vallahi kadınlar güldür, çiçektir. Onlara kıymak olmaz. Şahsen ben eşime 4 senedir nişanlıydık. Sevgililik dönemi yaşadık. Yaklaşık 1,5 senedir de evliyim. Daha şimdiye kadar aramızda hiçbir zaman hani ne saygısızlık ne de bir hakaret oldu. Herkesin kendim gibi olmasını istiyorum ve herkese örnek olmak istiyorum. Arkadaşımla bir yorumlarını alabiliriz. Peki, evet, şimdi yorumlarınızı alalım. Arkadaşımız konuşamayacak galiba. Kangaç biraz ya. Feyzoğlu geldi bizim Ankara'dan da, onu gezdiriyorduk. Anladım. Herkesin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Herkes eşine, çocuklarına sahip olsun. Herkese iyi günler diliyorum. Şiddete hayır diyorum. İnsanlık onuruna yakışmayan bir davranış. Kesinlikle onaylamıyoruz. Dünya Kadınlar Günü tüm kadınlara kutlu olsun. Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum tüm bayanların. Kadına şiddete hayır diyorum. Önce eğitim aileden geçer. Çocuklarımızı kadınlara karşı daha nazik yetiştirmeliyiz. Hani pohpohlamadan, ikilik çıkartmadan, ayrımcılık yapmadan geçinirsek yeni nesillerimiz kadına şiddeti şey yapacak, biraz daha yani hiç olmayacak. Çok teşekkürler. Siz de bir şarkı biraz daha değer verirsek aynı şekilde. Yani biraz da değer göstermemiz gerekiyor kadınlarımıza. Çünkü onlar bizim her şey, her konu yardımcı oluyorlar. Bu şekilde. Rica ederiz. Kadına şiddete karşıyız. Kadınlar günü kutlu olsun. Masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Bravo. Adını dağlara yazdım yârim, bunu canlara kazdım. Kışın masal dinlemek zor yârim, hem ağladım hem anlattım. Gemlik'in en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.